Merhabalar. Almanya'da ehliyet çevirme işi bir yılan hikayesine döndü. Kimisi sınavsız, kimisi sınavlı diyor. İşin aslı nedir? Sizden için araştırdım değerli dostlar. Evet, Türkiye'de ehliyet alanlar, profesyonel sürücüler dediğimiz bunlar kimler? CD ehliyeti olan kişiler. Bunlar Almanya'da ehliyetlerini evet çevirebilirler ama hem yazılı hem de pratik sınava girmeleri gerekiyor. C dediğimiz yani C ehliyeti, kamyon, D ehliyeti, otobüs ve tır ehliyeti olarak da diyebiliriz. Değil mi dostlar? C ve D ehliyeti varsa siz kamyon, otobüs, tır kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Ama eğer C1 ise yolcu, 19 kişilik, 25 kişilik otobüslerde var ya, yani eğer ehliyetinizde 1 varsa yolcu, E varsa mal taşıyabilirsiniz. Dolayısıyla hem C1E ehliyetiniz varsa hem yolcu hem mal taşıma. Eğer ehliyetinizde hem D varsa, hem D1 varsa, hem de E varsa hem yolcu hem mal taşıma, eşya taşıma hakkınız var demektir. İşte bu çerçevede Türkiye'de almış olduğunuz profesyonel ehliyetleriniz Almanya'da kullanabilmek için çeviri yapmanız gerekiyor. Umschreibung dediğimiz hadiseyi gerçekleştirmeniz lazım. Profesyonel sürücülerden kasıt burada şu an itibariyle Make it in Germany'de web sitesinde yayınlanan bilgiye göre C1, C1, CE, D1, DE ehliyeti olanlar profesyonel sürücü olarak kabul edilmekte. B ya da B plus olanlar profesyonel sürücü kabul edilmemektedir. Normal sürücüler için ehliyet değişimi yapılırken sınav ve pratik uygulamaya tabi tutulacak. Ama profesyonel sürücüler için gerek yok gibi bir algı oluşmuştu. Arkadaşlar araştırdım, bu algı da doğru değil. Ya Türkiye'den gelen profesyonel sürücülere ehliyet muafiyeti uygulanmayacak. Onlar da aynı diğer normal gelenler gibi her halükarda ve her şartta hem yazılı sınava hem de pratik sınava girmeleri gerekiyor. Profesyonel sürücüler deyince ehliyetinde C sınıfı, C1 sınıfı, CE ya da C1, CE sınıfı olan ya da D sınıfı, D1 sınıfı ya da DE ya da D1E sınıfı olanlar, hem yolcu hem mal taşıma yetkisi olanlar profesyonel sürücü olarak kabul edilmektedir. B sınıfı olanlar profesyonel sürücü kabul edilmemektedir değerli dostlar. Bu çerçevede siz değerli profesyonel sürücülerin Almanya'da ehliyetini değiştirebilmesi için yapması gereken bazı çalışmalar bulunmaktadır. Sadece ehliyet almanız yetmiyor. Aynı zamanda takometreyi kullanma yetkiniz, öyle söyleyeyim hani daha anlaşılır olsun, yolcu taşıma yetki belgeniz ya da mal taşıma yetki belgenizin de olması gerekiyor. Hani Türkiye'de SRC 1, 2, 3, 4, 5 var ya, SRC 1 hani yolcu taşıma uluslararası, dolayısıyla SRC 2 yurt içi yolcu taşıma, SRC 3 yurt dışı uluslararası eşya taşıma, SRC 4 yurt içi eşya taşıma, SRC 5 ise uluslararası tehlikeli madde taşıma anlamına gelmektedir. Sizler bunları daha iyi bilirsiniz çünkü işin erbabı olan sizlersiniz dostlar. Ama nasıl ki Türkiye'de ehliyetiniz var ama bir de SRC isteniyor sizler, aynı onun gibi eğer Türkiye'de kullandığınız bu SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgeleri aynı zamanda hala güncelse, yani siz fiili olarak hala şoförlük yapıyorsanız, hala bunlar güncelse, hala takometre kullanma yetkiniz varsa, bunlar güncelse, işte bunu siz Almanya'da da kullanabiliyorsunuz. Türkiye ehliyetlerini 6 ay kullanabiliyorsunuz dostlar Almanya'da. Eğer sizin takometre kullanma yetkiniz, yetki belgeniz varsa, bunlar İHK, Almanya'da İHK'dan da alınıyor. Dolayısıyla takometre kullanma yetki belgeniz, yolcu ya da eşya taşıma yetki belgeniz varsa, hani bu SRC 1, 3 dediğimiz ya da 5, bu belgeleriniz varsa, hala güncel ve geçerliliği varsa, güncel ve geçerlilik olduğu süresi içerisinde bunları Almanya'da da kullanabiliyorsunuz. 6 ay kullanabiliyorsunuz değerli dostlar bunları. 6 ay geçtikten sonra ne yapacağız? Şimdi Almanya size 15 aylık bir süre veriyor. Yani siz bir firmayla anlaştığınız takdirde Almanya'da firmaya, o firmada 15 ay boyunca kayıtlı olacaksınız ve o firmada işlemleriniz olacak ve o firmanın amacı eşya taşıma ya da yolcu taşımaya
uygun olacak. Yani bir kargo nakliye firması, tır, otobüs firması gibi. Yani bir dönerciye tır şoförü olarak girebilmeniz için o dönercinin bu nakliye ve vesaire gibi şeylere ihtiyacının olması gerekiyor. Yani ehliyetin, SRC belgelerinizin, takometrenin ve benzeri diğer sürücü olmayla alakalı, profesyonel sürücü olmayla alakalı belgelerinizin işin amacına uygun olma şartı aranmaktadır. Bu makeitingermany.de web sitesinde yazmaktadır. Bu Almanya'nın oluşturmuş olduğu resmi web sitesi değerli dostlar. Bu çerçevede evet sizler geldiniz Almanya'ya, profesyonel sürücü ehliyetinizi ve yetki belgelerinizi 6 ay kullanabiliyorsunuz. Peki ondan sonra ne olacak? İşte Almanya size 15 aylık bir süreç veriyor. Bu süreç içerisinde 6 ay geçtikten sonra Türk ehliyetinizi kullanabilmeniz için ve diğer yetki belgelerinizi kullanabilmeniz için, profesyonel olarak kullanabilmeniz için Almanya'da muadili belgeleri almanız gerekiyor. Yani Almanya İHK'dan bu takometreyle ilgili profesyonel sürücü belgenizi, yetki belgenizi, işte bu yolcu taşıma belgenizi, yük taşıma belgenizi ya da tehlikeli madde taşıma belgenizi Almanya'dan almanız. Aynı zamanda Türk ehliyetinizi Alman ehliyetine çevirebilmek için hem yazılı hem de pratik sınava girmeniz gerekiyor. İşte bunun için size 15 aylık bir süreç veriliyor. Bu 15 aylık süreç içerisinde eğer siz profesyonel sürücü olarak Türk ehliyetinizi ve diğer yetki belgelerinizi Almanya'da çeviremediyseniz bu süreç içerisinde ehliyetinizi profesyonel sürücü olarak kullanamıyorsunuz. Bunun için profesyonel olmayan alanda firmada kalmak şartıyla sürecinizi yönetmeniz gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Şöyle düşünün. 7-7,5 tonun üzerindeki taşımacılıkla ilgili işlemleri yapamıyorsunuz. 7-7,5 tonun aşağısındaki kullanımlar ise profesyonel olmayan alana girmekte ve bundan dolayı da ehliyetinizi siz profesyonel sürücü haline getirene kadar hem yazılı hem de pratik sınavı geçip bu yük ve yolcu taşıma yetki belgenizi ve takometre kullanma yetki belgenizi aldıktan sonra dostlar, ondan sonra profesyonel sürücülük başlıyor. Almanya'ya gelip 6 aya kadar siz Türkiye'deki mevcut yetki belgelerinizi güncel ve geçerliliği varsa kullanabiliyorsunuz. Ama bu 6 aylık süreç doğrulduktan sonra Verkehrsamt dediğimiz trafik şubeden 3 ay artı 3 ay 6 aylık daha uzatma yetki belgesi alabilirsiniz. Eğer verirlerse alabilirsiniz, vermezlerse yapacak bir şey yok. Bu çerçevede sizler İHK'dan takometre kullanma ve diğer yetki belgelerini almanız gerekiyor. İşte bu yetki belgelerini alana kadar siz profesyonel sürücü olmuyorsunuz o zaman. Almanya'da Umschreibung dediğimiz bu profesyonel sürücüye geçiş ehliyeti çevirme işlemini yaptıktan sonra profesyonel sürücü olacaksınız. Ama işte o profesyonel sürücü olana kadar sizler o firmada kalmanız gerekiyor. Başka firmaya geçmemeniz gerekiyor. Bu süreç içerisinde firmada profesyonel olmayan alanlarda, yani 7-7,5 tona kadar olan kamyonet. Hani Türkiye'de Iveco falan mı vardı, neydi onlar? Hani küçük Bedfordlar falan, bu 7-7,5 tonluk olanlardan kullanabilirsiniz. Sprinterlar gibi, kamyonet gibi 7-7,5 tonu geçmeyen araçları firma içerisinde kullanabilirsiniz. Bunlar profesyonel olmayan alanlar. Tabii ben kendi tecrübemi anlatıyorum. Bu gibi hukuki konularda mutlaka konunun uzmanı bir hukukçuya danışmanız her zaman yararlı olacaktır. Ama kendi edindiğim tecrübeler, gerek ehliyet kurslarında sorduğumuz, gerekse pratikte çalışan kişilere sorduğumuzda ve tır firmalarına sorduğumda aldığım cevaplar bunlardı. Ne demek oluyor o zaman? Profesyonel sürücü olana kadar o firmada sözleşme yaptığınız için Almanya'da çalışma yoluyla kalabiliyorsunuz. Ama 6 ay profesyonel olarak ehliyetini kullanabiliyorsunuz. Bu arada size 15 aylık süre veriyorlar. Bu süre içerisinde işte İHK'dan takometre kullanma yetkisi, yolcu taşıma yetki belgesi ve ya da eşya mal taşıma yetki belgesi almanız gerekiyor. Hangisini yapacaksanız, tehlikeli madde taşıyacaksanız tehlikeli madde yetki belgelerini almanız gerekiyor. Takometre için 4-5 günlük bir kursa katılım şartı var. Yani kursa katıldığınızda takometre yetki belgesini zaten veriyorlar. Göründüğü kadar zor bir şey değil. Sadece zaten pratikte yaptığınız şeyi
kursuna katılarak katılım belgesi ya da sınav belgesini, geçti belgesini almanız gerekiyor. Siz ehliyetinizi profesyonel sürücü haline getirene kadar, yani hem yazılı hem sözlü, hem yazılı hem de pratik sınavı geçip bu yük ve yolcu taşıma yetki belgenizi ve takometre kullanma yetki belgenizi aldıktan sonra dostlar, ondan sonra profesyonel sürücülük başlıyor. Almanya'ya gelip 6 aya kadar siz Türkiye'deki mevcut yetki belgelerinizi güncel ve geçerli varsa kullanabiliyorsunuz. Ama bu 6 aylık süreç doğrulduktan sonra Verkehrsamt dediğimiz trafik şubeden 3 ay artı 3 ay 6 aylık daha uzatma yetki belgesi alabilirsiniz. Eğer verirlerse alabilirsiniz, vermezlerse yapacak bir şey yok. Bu çerçevede sizler İHK'dan takometre kullanma ve diğer yetki belgelerini almanız gerekiyor. İşte bu yetki belgelerini alana kadar siz profesyonel sürücü olmuyorsunuz o zaman. Almanya'da Umschreibung dediğimiz bu profesyonel sürücüye geçiş ehliyeti çevirme işlemini yaptıktan sonra profesyonel sürücü olacaksınız. Ama işte o profesyonel sürücü olana kadar sizler o firmada kalmanız gerekiyor. Başka firmaya geçmemeniz gerekiyor. Bu süreç içerisinde firmada profesyonel olmayan alanlarda, yani 7-7,5 tona kadar olan kamyonet. Türkiye'de Iveco falan mı vardı, neydi onlar? Hani küçük Bedfordlar falan, bu 7-7,5 tonluk olanlardan kullanabilirsiniz. Ya da Sprinterlar gibi, kamyonet gibi, hani 7-7,5 tonu geçmeyen araçları firma içerisinde kullanabilirsiniz. Bunlar profesyonel olmayan alanlar. Tabii ben kendi tecrübemi anlatıyorum. Bu gibi hukuki konularda mutlaka konunun uzmanı, bir hukukçuya danışmanız her zaman yararlı olacaktır. Ama kendi edindiğim tecrübeler, gerek ehliyet kurslarına sorduğumuz, gerekse pratikte çalışan kişilere sorduğumuzda ve tır firmalarına sorduğumda aldığım cevaplar bunlardı. Yani ne demek oluyor o zaman? Profesyonel sürücü olana kadar o firmada sözleşme yaptığınız için Almanya'da çalışma yoluyla kalabiliyorsunuz. Ama 6 ay profesyonel olarak ehliyetini kullanabiliyorsunuz. Bu arada size 15 aylık süre veriyorlar. Bu süre içerisinde işte İHK'dan takometre kullanma yetkisi, yolcu taşıma yetki belgesi ve ya da eşya mal taşıma yetki belgesi almanız gerekiyor. Hangisini yapacaksanız, tehlikeli madde taşıyacaksanız tehlikeli madde yetki belgelerini almanız gerekiyor. Takometre için 4-5 günlük bir kursa katılım şartı var. Yani kursa katıldığınızda takometre yetki belgesini zaten veriyorlar. Göründüğü kadar zor bir şeydi. Sadece zaten pratikte yaptığınız şeyi kursuna katılarak katılım belgesi ya da sınav belgesini, geçti belgesini almanız gerekiyor. İşte bu çevrim aşamasına kadar da sizler firma içerisinde daha düşük tonajlı araçlı gereçleri kullanma hakkınız var. Bu firmada işlemleriniz tamamlanana kadar başka bir firmaya maalesef geçemiyorsunuz. Tabii Almanya'da, özellikle hani Türkiye'de direkt C ehliyeti, direkt D ehliyeti alabilirsiniz ama Almanya'da C, D veya D ehliyetini ya da C1E ya da D1E ehliyetini alabilmeniz için dostlar B ehliyeti lazım. B sınıfı ehliyeti almadan Almanya'da C ve D ehliyetine geçiş yapamıyorsunuz. Aslında hayata yeniden sıfırdan başlamanız gerekiyor Almanya'da. Önce B sınavını geçmeniz ve bununla ilgili B sınavını geçmeniz gerekiyor. Hem yazılı hem de pratik olarak. Bu arada söyleyeyim, Almanya'da hemen hemen bütün meşhur dillerde sınavlar yapılmaktadır. Bu çerçevede Almanya'da Türkçe'de sınav yapılmaktadır dostlar. Dolayısıyla Türkçe sınava girebiliyorsunuz. Yaklaşık 1200 tane soru var. Siz bu 1200 soruya çalıştıktan sonra yarım saatlik, bir saatlik sınavlar oluyor. Yaklaşık 30 soru soruluyor. Bu soruları geçtiğiniz takdirde ehliyetlerinizi alabileceksiniz. Türkiye'de ehliyet almış olan kişilerin Almanya'da ehliyet kursuna gitmeleri gerekmiyor. Bir ehliyet kursuna gidip kayıt yaptırıyorsunuz ama o 20 saatlik, 50 saatlik, 100 saatlik kurslara katılmanız gerekmiyor. Sizler sadece pratik yazılı sınava ve teori, pratik uygulama, sürüş sınavına girmeniz gerekecek. Evet, biraz daha sizlere hızlandırılmış prosedür uygulayacaklar. Ama dediğimiz gibi bir B1 ehliyetiniz lazım. 2. 6 ay Türkiye ehliyetini kullanabiliyorsunuz. Eğer SRC belgeleriniz ve diğer, yani kod 95 dediğimiz belgeleriniz, takometre belgeleriniz varsa bu noktada
Bunlar hala güncel ve geçerliyse siz hala güncel ve geçerli olarak kullanabiliyorsunuz. Bunları kullanabiliyorsunuz. Her halükarda bu belgeler 5 yılda bir yenileniyor. Dolayısıyla takip yenilemeyi Almanya'da yapacağınızdan dolayı her halükarda yeniden bu belgelere ihtiyacınız olacaktır. Şimdi hatta Almanya'da şu an Avrupa Birliği'nde tartışılan bir konu var. 60 yaşında olanlara 7 yılda bir, 70 yaşında olanlara 5 yılda bir, 80 yaşında olanlara ise 2 yılda bir sağlık kontrolü, ehliyet kontrolü ve benzeri kontrole getirmeyi düşünüyorlar. Diğer ülkelerin ehliyetleri Almanya'da çevrilebilir gibi ya dolayısıyla Türkiye ehliyeti de çevrilebilir gibi düşünülüyor ama öyle değil arkadaşlar. Türkiye de facto fiili bir durum olarak gri listede. Maalesef biz kendi ayağımıza sıktık. Yani öyle söyleyeyim. İşin yok mu abi bir yolu? Arlobuş arlobuş işte sağdan soldan olaylar halledilince sürekli sahte çakma evraklar verilince ister istemez Türkiye gri listede olduğu için diğerleri evrağını verip değiştirirken bizler detaylı incelemeye tabi tutuluyoruz. Çok üzücü ama hakikat bu. Sadece İspanya, Fransa, Avusturya, Estonya, Çekya, Polonya, Belçika ve Finlandiya'da Türkiye'den almış olduğunuz ehliyetleri sınavsız değiştirebiliyorsunuz. Eğer Avrupa Birliği'nde ehliyetinizi değiştirebilmeniz için o ülkede oturumunuzun olması şart. Yani turistik gidip ehliyet değiştiremiyorsunuz. Bunun ehliyetinizi değiştirmek için öncelikli olarak anmeldung dediğimiz ikametgah kaydı yaptırmanız gerekiyor. Daha sonra oturum kartlarınızı almanız gerekiyor dostlar. Umarım Almanya bu profesyonel tır şoförleri diye geçen aslında sadece tır şoförlerinin değil C ve D, C1, D1, CE ya da DE ya da C1E ya da D1E dediğimiz kamyon, otobüs, tır kapsayan profesyonel sürücüleri kapsamaktadır bu iş araba vizesi. İşte bu kişiler, profesyonel sürücüler CE, DE ya da C1E ya da D1E ehliyeti olan kişiler eğer SRC 1, 3, 5 belgeleri varsa ve takometre kullanma etkisi varsa ve diğer sağlık, göz vesaire bir belgeleri tamsa bu kişiler ister turistik vizeyle gelsinler, isterse iş sözleşmesi bulup gelsinler, Almanya'ya geldikleri takdirde iş bulurlarsa direkt çalışabiliyorlar. Ama ehliyetlerini değiştirmek zorundalar. Yani hem yazılı hem pratik sınava girmeleri gerekiyor. Aynı zamanda diğer takometre ve yolcu taşıma ya da eşya taşıma yetki belgelerinde almaları gerekiyor. 6 ay kadar ehliyetlerini kullanabiliyorlar. 6 ay kullandıktan sonra zaten Almanya'da ehliyet değiştirmişleri 6 ay 7 ay sürebiliyor. İşte bu aşamada tamam evrağınızı veriyorsunuz. Ortalama 2-2,5 ayda ehliyetler değişiyor ama sınavlara falan da gireceğiniz için 6-6,5 ayı 7 ayı göze almak gerekiyor. Bu 6 aylık süreç içerisinde profesyonelsiniz. Ama 6 aylık süre bittikten sonra profesyoneliniz bitiyor. Ta ki o yolcu taşıma, eşya taşıma ve takometre kullanma yetki belgenizi aldıktan sonra o zaman sizler bunu alana kadar yani bu belgeleri alana kadar sizler daha düşük tonajlı 7 ton aşağısı arabaları, araç gereçleri kullanabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda da bu belgeleri alıp bu firmada çalışmanız gerekiyor. Yani kanaatimce belgeleri tamamlayıp 15 aylık süreci de tamamladıktan sonra en az 6 ay o firmada çalışmanız lazım. Şimdi değerli dostlar, profesyonel sürücüler, tır, otobüs, kamyon sürücüleri Kasım ayı itibariyle artık Kasım 2023 tarihi itibariyle Almanya'da iş arama çalışmalarına başlayabilirler. Eğer Almanya'da turistik vizeyle gelmişlerse bir firmayla iş sözleşmesi yaptıkları takdirde direkt yabancılar dairesine giderek çalışma müsaadesine başvuru yapabilirler. Eğer Türkiye'delerse bir firmayla iş sözleşmesi yapmaları gerekiyor ve çalışma vizesini alıp Almanya'ya gelip işe başlaması gerekiyor. Yani bu çerçevede Polonya ya da Litvanya gibi ülkelerde D tipi vizesi olanlar ise çalışma vizesi almaları yani A1 çalışma vizesini alıp Almanya'ya gelip anmeldung yaptırmaları gerekiyor. Ondan sonra bu belgeye başvuru yapmaları lazım. Şimdilik bizim aktarabileceğimiz tecrübelerimiz bunlar. Kasım ayında olayın saha çalışmasını da yakından gördükten sonra sizlerle saha tecrübelerimizi de paylaşmış olacağız. Değerli dostlar, Almanya'da benim tavsiyem her zaman kişilere değil, eşinize, dostunuza, arkadaşınıza değil, mutlaka ilgili kurumlara sormanız gerekiyor.
Yani gidin bir ehliyet firmasına sorun. Gidin bir Ferkesamt dediğimiz trafik şubeye sorun. Asıl almanız gereken kaynak ve bilgileri devletin yetkili kıldığı kurumlardan ya da bu konularda profesyonel hizmet veren hukukçulardan, avukatlardan ya da firmalardan hizmet almanızı tavsiye ediyorum. Bu arada tabii ki Almanya'da çalışmak istiyorsanız mutlaka B1 seviyesinde bir Almanca işinizi rahatlatacaktır dostlar. Çünkü mal getiriyorsunuz, insan taşıyorsunuz, arızalar çıkıyor, yolda hatalar oluyor. Bunlar aktarmanız gerekiyor. Her zaman Türk firmasında çalışmıyorsunuz. Her zaman yanınızda bir tercüman bulunduramazsınız. Her zaman bir arkadaşınızı arayamayabilirsiniz. Ne olur, ne yapın, ne edin. Hayatınızın merkezini yeni bir ülkeye taşımak istediğinizden dolayı o hayatı, o yeni yaşamak istediğiniz ülkenin şartlarına, kurallarına ayak uydurunuz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler diliyorum.